Burada işçi vatandaşlarla da görüştünüz. Evet. Tabii Gül'de sorunlar olduğunu da biliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu ziyaret için? Isparta deyince aslında 83 milyonun aklına Gül geliyor. Önemli bir merkez. Sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir merkez. Gül'ün desteklenmesi lazım. Gül üreticilerinin desteklenmesi lazım. Bu yıl fiyatın en az 7,5 lira olması lazım. Ayrıca buranın aromatik bitkiler açısından da bir merkeze dönüştürülmesi lazım. Çalışan işçileri gördüm. Emek harcıyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar. Onlar bile fiyatın, gül fiyatlarının, alım fiyatlarının şu ana kadar açıklanmamasından onlar da şikayet ediyorlar. Çünkü onlar eğer üreticiye iyi bir fiyat verilirse biz de iyi bir gelir elde ederiz diyorlar. Hükümetten bekliyoruz, arzu ediyoruz. Taban fiyat belirlensin. Dolayısıyla gül üreticisi şunun veya bunun eline düşmesin. Türkiye açısından bir hazine bu. Gül yağı üretimi açısından dünyada sayılı kentlerden birisi. Hatta bir numaralı kent Isparta. Bu özelliğinin korunması lazım. En büyük arzumuz bu. Bunu da Isparta'da, burada belediye başkanımızın önünde açıklamaktan da ayrıca mutluyum. Teşekkür ederim. Efendim. Teşekkür ederim. Şöyle bir müsaade et abi. Tamam mı? Evet, tamam. Biraz geniş arkadaşlar. İyi misiniz? Şükür ederim. İyiyim, hamdolsun. Sağ olun. Güzel dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gül'ün başkent aslında, merkezi dünyada kesinlikle. Çok önemli. Ama tabii değer bulmuyor şu anda. Değer bulması lazım. Bu konuda çok sıkıntılı. Altından değerli aslında Gül. Tabii. Çünkü emek üreticisi istiyor. Var, emek istiyor, işçisi var. Bütün dünyaya hitap ediyor. Evet. Dolayısıyla korunması lazım. Kesinlikle. Bunu sizin de desteğiniz. Onlar iyi para alırsa siz de kazanacaksınız. Tabii, herkes kazanmış her olacak. Her şeyi rahat rahat söyle. Öyle, 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 öyle. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tabii. Buradan kırsal kesimden çocuklar getirildi, eğitildi. Türkiye coğrafyasına dağıldı o gençler. Aydınlanmayı götürdüler, eğitimi götürdüler. Çağdaşlık nedir, uygarlık nedir onu götürdüler. Evet. Gerçekten böyle bir mekanın kendine özgü bir ağırlığı var. Var. Bu ağırlığı hissetmemek mümkün. Kullanılan aletler, duvarlardaki fotoğraflar, aydınlanmayı gösteren lambalar, bütün bunlar gerçekten bu mekanı ayrı bir havalandırıyor. Normalde bu mekanın aydınlanmanın yine merkezi olması lazım. Ama maalesef biz bir süre sonra buraları müzeye dönüştürdük. Başka yerlere gittik. Eğitim sisteminde ciddi bir problem var. Bunun önüne geçmek lazım. Çocuklarımız dünyayı bilmeli. Çocuklarımız daha iyi okumalı. Çocuklarımız bu merkezlerin, bu mekanların ne kadar değerli olduğunu öğrenmeli, bilmeli, anlatmalı, çocuklarına anlatmalı. Yani şuradan gelirken bile dikilen çam ağaçları, belediye başkanımız anlattı. Yani gelip buraya çam ağacına sarılıp ağlayan, şu çam ağacını ben istedim diye ağlayanlar var. Ya tarihi bilmemiz lazım, ya tarihi gelecek kuşaklara anlatmamız lazım. Cumhuriyet sıradan bir cumhuriyet değil aslında. Bunun anlatılması lazım. Bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Bunun anlatılması lazım. Okuma yazma oranı %8 düşük. Cumhuriyeti kurmuşsunuz. Okuma yazma oranı çok düşük. Kadınlarda 1000'de 8. Yani akıl alacak şey değil.
Bunlar geldiler, bunlar aydınlattılar. Türkiye coğrafyasına dağıldılar. Aynı zamanda... Oysa bu mekanın korunması lazım. Yani bu mekanların ışık saçması lazım. Evet. Mekanlardan ziyade başkanım, burası araziye de sahip. Yani, üreten, evet. Ürettiğini tüketen, artanı da Maliye Bakanlığı'na gönderen bir okuldu burası. Evet. Zaten eğitim dediğimiz, eğer üretime dönük olmazsa, akılcı olmazsa, eğitim, evet. Eğitim olmaz zaten. Eğitimin üretime dönük olması. Ama üretim derken sadece tarlada buğday üretmek hayır, değil yani. Hayır, her düşünceyi yönde. Üretmek demektir, sanatı üretmek demektir, kültürü üretmek demektir, büyütmek demektir, tarlada, fabrikada, her yerde çalışmak demektir. Üretim budur zaten. Yani eğitimle üretimi daha nitelikli, daha kaliteli hale dönüştürmek demektir. Eğitim öyle bir noktaya taşınmalı ki artık dünya katma değeri yüksek ürün üretiyor. Bizim de katma değeri yüksek ürün üreten bir ülkeye dönüşmemiz lazım. Yani, dolayısıyla bunun yolu da eğitimden geçiyor. Yani. Düşünmekten geçiyor, tartışmaktan geçiyor, sorgulamaktan geçiyor. Bir çocuk eğitim süreci içinde ne kadar nitelikli, ne kadar kaliteli sorular sorarsa o eğitim sistemi o kadar başarılı demektir. Ama biz almışız eğitim sistemini körelttik, mahvettik yani. 4+4+4 geldi. Çocuklarımızı denek olarak kullandık, kobay olarak kullandık. Ya dünyada böyle bir ülke yoktur. Maalesef bunların hepsini yaptık. Ama ben her şeye rağmen bu mekanda emek veren, bu mekanın tarihi dokusunu oluşturanların ve aramızda olmayanların hepsinin huzurunda yemin ediyorum. Gerçekten Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. Yani tarihin bize yüklediği böyle bir sorumluluk var ve biz bu sorumluluğu yapmak zorundayız. Yazı ama o zaman. O zaman yazı. Evet, evet. Belli zaten muhallimler. Gelin nesil sizin de söylüyorum. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Diyarbakır İlçe Başkanı Ali Arı. İl Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin değerini onlara daha çok anıyoruz. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz. Devlet, aynı zamanda ben AK Parti İlçe Başkanıyım. Güzel. Devlet beni bir yıllığına şeye gönderdi, Fransa'ya gönderdi. Fransa'da görev yaptı. Evet, ben de gittim. Ama başkanım. Her zaman burnunda ülkem. Kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye her zaman. Orta Doğu coğrafyasında mesleğim gereği gitmediğim iyi yok. Güzel. Orada ülkemizin değerini, Avrupa'da, Rusya'da ülkemizin değerlerini daha iyi anlıyoruz. Ülkemizi daha iyi görüyoruz. Öyle. Çok sevmemiz lazım. Öyle. Siz muhalefet olabilirsiniz, iktidar olabilirsiniz, biz muhalefet olabiliriz. Sonuçta, ülke bizim. Türkiye bizim. Ülke bizim ve dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz Sayın Genel Başkanım. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz sormalı. Hamdolsun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanım, sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Eyvallah, sağ olun, Ülkemiz başkanım, hayırlı yolculuklar başkanım. Burada şey yapmayacağız, dayanışma merkezi var. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Yeni bir...